Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2,5 yıllık çalışmanın ardından restorasyonu tamamlanan Maniköy Camii'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerle ilgili İstanbul'u fetret devrinden çıkartacağız dedi. CHP'de seçim sonrası muhasebe ve değişim tartışması sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel, üzerime bir sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam dedi. Özel, CHP söylendiği gibi 3 parça değil tek parçadır ve olması gerektiği şekilde tartışıyoruz diye konuştu. Devam edelim ve bu yılın ilk 2 ayında görülen kızamık vaka sayısı önceki 2 yılın toplamının neredeyse 2 katı. Kızamık en bulaşıcı hastalıklardan biri. Üstelik virüsün tedavisi de yok. O nedenle korunmanın en önemli yolu aşı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da banka genel müdürleriyle görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim. Mehmet Şimşek'in açıklamalarını ekranlarınıza getirdik ve devam ediyoruz. Fransa'nın başkenti Paris, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı ağırlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elize Sarayı'nda Suudi Prens'le bir araya geldi. Ayrıntılar için NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca notlarıyla yayına hazır. Kayhan. Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi arazi kavgasında soruşturma sürüyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 5'i gözaltına alındı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgayla ilgili yeni ayrıntılar da var. Çatışmanın dakikalarca sürdüğü ve köye gelen ekiplerin olay yerine yaklaşamadığı öğrenildi. Kavganın ardından arazide yüzlerce boş mermi kovanı bulundu. Gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün iş dünyasıyla önemli görüşmeler yaptı. Mehmet Şimşek önce TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası TÜSİAD kanadından açık ve samimi bir toplantıydı mesajı geldi. İş insanları ekonomide yeni dönem için istikrar vurgusu yaptı. Şimşek daha sonra da banka yöneticileriyle buluştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor. Rus Interfax haber ajansı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarda Putin'in gerçekleştireceği Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci yaz tatiline girdi. Tüm yılın yorgunluğunun atılacağı tatilde dinlenmek kadar ders çalışmak da önemli. Uzmanların hem ailelere hem de öğrencilere tavsiyeleri var. Sırbistan ve Bosna Hersek'te şiddetli yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Evleri su altında kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. 17-23 Haziran tarihleri arasında 14 milyon 400 bin emekliye ödeme yapılacak. Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde yıkılan bir binada kuru yemiş dükkanı da vardı. O dükkanın enkazında ayçiçekleri filizlendi. Hatta boyları yarım metreye ulaştı. Moloz yığınının yeşerdiğini görenler şaşkınlık ve hüznü bir arada yaşadı. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.